Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahib. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bakın kimler var? Evet. İbrahim, burada ne için var senin? Tanışıyor musun onunla? Yanındakiyle. Ha? İkiniz aynı yerden geldiniz. Aynı işi yapıyorsunuz. İkiniz de Maraş'tan geldiniz. Öyle mi? O da tekstilci ama üreticici. Peki. Anlaşırsın inşallah. Ha, bakma ikisi de Maraş'tan geldi. Gerek yok. İbrahim, ben iyi tanıyorum hocam. İlkokul, ortaokul, lise, asker hoca. Asker dedim. Evet. Burada bir herhalde. Bunlarla da askeri ben yaptım şu an. İkisini askeri. Allah razı olsun hocam. Askerlikle bana verdik. Ne kadar büyümüş. Peki. Arkadaşlar. Bu alem geldi, ortaya geldi, gidiyoruz. Bu alem. Herkes bu akşam da böyle bir konuşacak ama zaten bildiğiniz bir şey ama tekrar edeceğiz. Her hasenenin sevabı, her iyiliğin sevabı başka vakitte en az 10'dur. En az 10'dur. Bir insanın iyiliği 10'la çarpacaksınız, günahını 1'le. En az ama 10'dur değil, en az 10'dur. Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade. Bak, demek ki her hasenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'ten 100'den geçer normal gün. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade olur. Şimdi hangi aydayız? Şaban. 3 ay 300'ü geçiyor en az. Bu ayda bir iyilik en az 300 çarpı 300. Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Cuma gecelerinde 1000'lere çıkar. Leyla-i Kadir'de 30 bin çıkar. 30 bine çıkıyor. Allah desen oradaki lafzullah'taki dirk üstün harf kabul ediliyor. 5. Bir Allah desen Kadir gecesine en az 30 bin çarpı 5. Bu akşam kaçtır? 20 bin. En az 20 bindir. Allah dedin bu akşam, şimdi ben dedim sizin adınıza. Allah. En az 100 bindir. Bu akşam. Günah da böyledir. Günah da öyle mi? Evet. Hürmeti kabul edilmediği için. Bu pek çok uhrevi faydeler kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı. Allah affetmek için böyle bir kutsi pazar yapmış. Bunu morga giden var mı? Morgda ceset yıkayıp da veya yıkamaya yardım eden var mı? Var. Var değil mi? Sende var değil mi? Bak, o adam bu derse ne kadar muhtaç değil mi şimdi? Olsa şimdi. Biz de öyle olacağız. O kadar muhtaç olacağız ki inanın harika bir aleme gidiyoruz. Ölüm gözüktüğü gibi, zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. Çok harika bir memleket. İnan. Fevkalade. Kim için ama? Ehl-i iman için. Ehl-i iman için fevkalade bir alem. Allah bu dünya için diyor ki zindan, oraya nispeten. Allah buraya zindan diyor. Burası zindan mı? Hani dağlar, tepeler, çaylar, havalar falan. Burası zindan. Ama ölüm korkusunun sebebi, en büyük sebebi, günahlarımızdan korkuyoruz ya. Şu, akıl ilişki ve çelişkiyi çözüyor dünyada. İlişki, çelişki şu. Göz, çiçek, ilişki. Karanlık, aydınlık, çelişki. Aklın vazifesi, varlığın ilişkisini ve çelişkisini çözer. Daha önce ölen var mı?
Yok değil mi? O zaman ölümü bilmiyoruz. Bilmeyince akıl ona çalışmıyor. Yok malzeme. Mehdi abi gittin mi oraya tarafa? Yok. Dolayısıyla o tarafa gitmediğin için bu tarafla malzeme yok. Ancak haber var. Dolayısıyla akıl bu dünyayla onu kıyas edip çözemediği için orayı bilmiyor. Bilmeyince korku salıyor. Dima. Ölüm nedir? Çözemiyor ya. Mesela uçaktan korkuyor. Hiç bilmemiş bir biniyor. Bindikten sonra uçak da duruyor. Hiçbir şey değilmiş ya. Hani korkuyordun önce? Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarıymış bu akşam. Ve ehli hakikat ve ibadet için mumtaz bir meşerdir bu akşam. Mumtaz bir meşer. Bunu şeyde kullanıyorlar, padişahın tahta çıkış günü. Ne diyorlar o tahta günü çıkışa? Culusu Humayun. Padişahın tahta çıkışı. O gün ne yaparmış biliyor musun? Allah neler bayramlar ilan edermiş. Şimdi bugün de Culusu Humayun gibi şuur-u selası içinde işte bu akşam berat. Berat nedir? Hep derim. Kadir gecesinde de söylemişim ama burada değildim o zaman. Dışarıdaydım. Bir sene sonra da yine söyleyeceğim. Sebap cihetiyle bir gece var ki hiç kimse hiçbir gece o gece yetişemez. Hangi gecedir o? Kadir gecesi. Berat gecesi gibi bu akşam bir özelliği var ki Kadir gecesi yetişemez buna. Kadir gecesi bu geceye yetişemez bir özelliğinden dolayı. Nedir o? Amellerin yazılmaz. Nelerin? Amellerin yazılmaz. Amellerin değil. Ne? Bir yıllık programın yok. Bir kaderin yazıldığı. Amel değil de program yazılma. Yazılım var ya bilgisayar yazılım. Onun üzerinde bir sürü işler yapacaksın. O değil. O yazılım önemli. Uçak yapmak önemli değil. Uçağın yazılımını yapmak önemli. Uçak bir şey değil. Yazılım önemli. Yani mesela cesedi yapmak o kadar mühim değil. Yazılımı önemli insanın. Tabiri caizse kainatın patronu bunu çizmiş, yazmış. Sonra bu zerreler artık hareket ediyor burada. O bir şey değil. Yazılımını yazmak insanın. Bu akşam bir özelliği var Mehmet abi. Bu akşam bir senelik program yazılıyor. Bu cihet, sebap cihetiyle Kadir gecesi yetişilmez. Program yazılımı bir sene nasıl geçmesini istiyorsun Mehdi abi? Bugün yap, ya sen tayin ediyorsun. Geçen sene Kadir gecesi vardı ya, şey Berat gecesi. Hop bir sene. Şimdi bu gece temeli atıyoruz. Bir sene içinde yaptığın bütün fikirler, bütün hisler, taraftarlıklar, ruhsal latifeler ve fiili hareketler. Bir sene içinde geldi toplandı. Allah bir sene içinde söyledikleri niyetlerin hepsini bugün çekirdeğe dönüştürecek. Çekirdeği dönüştürürken bazı şeyler ekleyebilir, bazı şeyler silebilir. Onun için çok önemli. Ve bu çekirdek bir senelik program ama ezeli ve ebedi bir hayatta program. Bu bir şey değil. Yani bu yaptığın ameller, yani konuştuğumuz düşünürüz hepimiz, Allah bazılarını çıkartabilir bugün o kusurlu olanlar. Bazı şeyler ekleyebilir. Bu geceki davranışına bağlı. Ekleme çıkarma, hiçbir şey yapmasan bir seneliğini aynı şekilde kullanacak. Leyle-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Çok acayip arkadaşlar, vallahi böyle. Bu mesela ne yapacağımızı da söylüyor. Kazanamazı olan kazanamazına duracak. Tamam mı? Kazanamazı.
Kur'an'da bir senem Kur'an. Yani şimdi bir sayfa okudun, koca bir senen hep Kur'an'la geçecek. Mesela denemişsinizdir. Geçen sene yaptığınız hakikaten senenin içinde aynı yapıyorsunuz. Ben şahidim kendime. Ne yaptımsa aynen açılımını görüyorum. Aynen. Aynen. İnan. Bu gece fedakarlık yapacağız. Zaten. Bazı diyor ki, ya bir geceyle ben diyor, yap bu geceyi hayır. Lan yap hayatta. Bir sene uğraşanın bu gece iyi edemez zaten. Allah ruhu vermez. Yap da bu gece yapsın. Yapamaz. Seni yapamıyorsun da böyle konuşuyorsun. Sen de o ruh olsa böyle konuşur muydun? Senin söylediğin adalettir. Yaptığın zaman Allah yapıyor. Yapmayınca Allah yapmıyor. Bu adalettir. Bizim Allah'ımız, Rabbimiz böyle değil. Nasıl? Ben yapmam o yapar. Ben veremem o çok verir. Ben böyle inanıyorum. Sen adaletten konuşuyorsun. Biz rahmetten konuşuyoruz. Bak bir de okuyayım. Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin arkadaşlar bir senelik hayatını değil ezeli ve ebedi var ya ahiret. Orayı etkiliyor. Ve şimdi mukadderat-ı beşeriye programın evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadri'nin kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de en az 30.000 o gece. Bu Leyla-i Berat'ta her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı bana mesela Allah dedin Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye 4 harf var burada. 4 elif. 4 sayılıyor o. 20 bine çıkar en az. Yok 30 bin zaten. 4 elif 120 bin. 30 bin Berat gecesi, Kadir gecesi. Sahil vakitte 10 ise şuhur-u selasede 100'e, 1000'e çıkar ve bu kutsi leyali-i meşhurede 10 binler, 20 bin ve 30 binlere çıkar. Bu geceler ne yapacağız? Ustad diyor ki 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, istiğfara baktığımız zaman estağfurullah en düşüktür. Kaza namazı olan kazaya başlasın. Başlayınca bak göreceksin ki koca bir sene hakikaten kazaya başlamışsın. Kazaya başla. Bu akşam bir başla. 3 gün kıl. Biliyorsunuz dershaneler uyumuyor. Dershanede ihya ediyoruz. İhya edebildiğin kadar et. Merak etme. Yarın 7'de açacağını 9'da açarsın. Bir şey olmaz. Pazar. O yarın pazar. Pazar. Aa. Pazar. Bak işte. Beraber. Sofralar sereceğiz, çaylar içeceğiz, tamam, sohbet yapacağız, özel sorular olacak, özel sohbetler olacak, tamam. Yani bu umumi ders. Sabah kaza namazları kılacağız. Ondan sonra ben inşallah cüzlerimi okuyacağım. Bir sene böyle risale ve cüzle geçsin diye. Onun için fazla cüz aldım bak kendime, siz de bir cüz alın. Ya yamuk yumuk gidiyorum, olsun ya. Risale, bir tane. Risale okuyorum. Risale, risale ile şey, cüz. 3 tane şey. Risale, cüz, kaza namazı. Elden geldiği kadar Kur'an'la diyor. 2. Kaza namazları, istiğfar. Salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Çekirdek olacak be kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi ben bu geceyi hepiniz zaten bildiğimiz bir şeyi naklettim. Şimdi ders yapıyorum. Tamam mı? Leyla-i Berat, böyle bir özelliği var. Bir senelik çekirdek, şu anlardan bir ders yapayım, tevhid dersi yapacağız. Şuuru imani ile, şimdi herkes iman eder, fakat herkes de o tarafa doğru gelebilirsiniz de gençler. Abi, sayfa 62. İman imandır. Fakat imanı tahkiki şuur imanı yapıyor. Şuur imanı yapınca bak iman sana bazı şeyler yaptırıyor. Enerjidir. Senin içindedir iman.
haramlara bak durmuyorsun, sahtekarlık yapmıyorsun, sözünde duruyorsun. Bu imanın sana tesiri. Şuur imanı ise imanın içine giriyorsun. O seni taşıyor. Sen daha taşımıyorsun. Şuur imanı ile intisap ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka, bir ittisap edol. Yani mesela imanı yok. Adam bulunduğu zamanla işte eviyle, çocuğuyla meşgul. İmanı yoksa çocuğu da yok. Yani çocuğu da meşgul değil. Avrupa'da yaşadığım için ben kısmen üçte bir. Yavrum böyle evlat mevlat böyle bir mantığı yok. Mal bırakacakmış öyle bir şey olur. Böyle bir şey olur mu? 18 geçti mi ya gidiyorsun veya kira veriyorsun. Annene babana. Evden gidiyoruz. 13 yaşına kız gitti. Senin aklın gider değil mi? Kızın evde yok. Kağıt bıraktı. Ondan sonra sordum. Yani ya dedi o kendi özel hayatını inşa ediyor diyor. Yani ben size şaşırıyorum diyor. Nasıl şaşırıyorsun diyor. Ulan benim 13 yaşına kızım gidecek, mektubu bırakacak. Aklım gider. O diyor ki kendi hayatını inşa ediyor diyor. İmansızlık böyle bir şey. İmansızlığı bizim duygusallığa vurup ancak anlaşılsın diye söylüyorum. İmansızlık nasıl bir şey biliyor musun? Bu bakan 13 yaşında, 12 yaşında yani 18'e kadar istediği zamanda kız çekip gidiyor. Hiç aramıyorsun. Sana arattırmayan imansızlık. Aklın gitmesine sebep iman. Bu makamdaki imanı söylüyor. Hiç umurunda değil. Lojmanın bitişinde bir Alman kadını vardı. Ondan sonra hiç şeyi yoktu ya. Onda kafama kalmış. 13 yaşında kızı gitmiş. Böyle durdum. Hemen dedi ki pastor. Türkçe biliyordu Türkiye'de. Pastor. Bahçemiz aynıydı. Şimdi şaşıracaksın, hiç aramadın mı? Dedim Allah Allah. Sen bize şaşırıyorsun değil mi? Biz de size böyle şaşırıyoruz. Şaşırdığınızda şaşırıyorum. Öyle mi ya? Fark nereden dedim acaba kendi kendime? İmansız iman. Yani bu makamda iman böyle bir şey. Sana haram yaptırmıyor, deme diyor, ayıptır, günahtır. Ya yapma olur mu? İman yoksa namus mefhumu olur mu? Hak hukuk olur mu? Yok ki. Şimdi eğer iman girdi mi insanda bütün kainatta bir alaka, münasebet ve bağlılık oluyor. Yani ben gidiyorum ama böyle bir ağaç diksem kuşlar yer, sinekler yer, hırsız yer, gelen geçen yer, dua okur. Kafir ne diyor? Ne duası? Gidiyorum Almanya'ya. Ona her sene mezarlık aynı. Bizim İstanbul bir mezarlık dolar, öteki sene gider. Arnavutköy'e kadar gitti demiş. Zeytinburnu doldu, Topkapı doldu, o doldu, o doldu, 500 evler doldu. Şimdi Arnavutköy'e gidiyor. Mezarlık kardeşim böyle ya İstanbul'da mezarlığı getiriyor. Lan Almanya'da bir tane artma yok ya. Bir hemen hanımefendi. La nasıl olur ya? Ölmüyorlar bekarlık. He? Bir tane ölen yok. Herhalde da İbrahim ne oluyordur sence? Bir tane inan mübalağasız. Yalan söylemiyorum. Bir tane artma yok. Ya bir sene ya. Sence ne olmuş olabilir İbrahim? Aslında çeviriyorlar abi. Dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçer. Onu... Böyle ortada tabi görsen görürdün ne olduğunu. Şimdi böyle sorunca şu bir bina var böyle kulübe. Ceset geliyor böyle. Artist gibi giydirmişler. Hoca olduğum için beni oraya kadar aldılar. Ondan sonra kalafat dedikleri o saç. Saça gelene kadar öyle herkes seyreder çekip gider tamam. Şimdi dışarıda bekleyin. Makas hepsini keserler atarlar. Hop fırına. Fırına. Ondan sonra biliyorsunuz aynen hisseder. Onun için elinizden geldiği kadar mecbur olmadıkça adlı tıba gönderip dostunuzu kestirmeyin. Hissediyor. Evet hissediyor sakın. Ondan sonra şimdi o aynen hisseder. Bütün zerratına kadar ama nasıl bağırıyor. Beni nasıl fırına veriyorsunuz? Allah Resulü diyor. Bu dil cinsinden olmadığı için ses nemine yok. Şu anda ses yok mu? Radyo dalgaları. Ama bu cinsten olmadığı için duymuyoruz. Ama bağırıyor şu anda. O gidiyor, ben gördüğümü söylüyor.
Dedim ki içeriye kadar seyredeyim, tamam. Resmi otosyon almıyor. Resmi imam olunca öyle istedik, dilek şey yaptık, kabul ettiler. Oraya kadar gel gör. Ondan sonra adamı çıplak gördüm yani. Adamı. Tamam, ben de bekliyorum. Ondan sonra geliyorlar böyle. Aşağı iniyorlar, şişeyi koyuyorlar. Sanki Ceylan'ın köyünün aşağında zeytin fabrikası gibi. Zeytini traktör boşaltıyor, bidonu dayıyorsun, zeytinyağı alıyorsun. Ondan sonra bir şişe, bu kadar bir şişe. Tamam, böyle ince, böyle. O kadar. Buyur anne. Bırak, annem bu. Annene dönüşmüş. Ne daha damar diyorsun hani? Alıştı Mehmet abi biraz. Ne kadar rahat anlatıyorsun dedi. Bu suya dönüşmüş yani. Bak şimdi daha bitmedi, ne yapacak bunu? Ona takip ediyor. Dedim ki ben siz iş yapabilir miyim? Zaten oradan için bulunduğumu bildikleri için tamam gel dediler. Ondan sonra annesini aldı. Ben annesini bakış olacak. Ondan sonra sevgilisiyle beraber dedi ki tamam biz takip edebilir miyim, ne yapacaksınız? Tamam takip edin. Ondan sonra bir köy şeyin, o şehrin tepesine doğru çıktı. Ben de takip ettim, arabaya çıktı. Bir şeyler yaptı. Tuttu pşşş. Rüzgara bir verdi. Pşşş. Ondan sonra annem diyor havalara layıktır. Allah Allah. İmansızlık ne maskara ediyor ya. Hürmet mi? İman olmayınca akıl olmuyor mu orada? Ne? Bilmiyorum ki Mehmet abi, Allah aşkına çöz sen ya. Sen esnaf adamsın. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Yani siz namazlar biz nasıl anlayacağız? Bir şey söyleyeyim mi? Aa şu anda. Allah'ım kaldır. Fesubhanallah. Aynı morgdaki koku geldi bana. O yanma kokusu. Allah'ım affet ya. Yalan söylemiyorum size ha. Gitti hamdolsun. Koku geldi. Midem iç yaptı da o kokuyu beyin tekrarladı. O yanma anında. Ya, zaten diğer günlerce o binada şey kokar. İnsan yağı kokar. İnsan kokusu kokar. Bir görseniz o. Mehdi abi geldiğin zaman 71 Ağustos'da mı Temmuz'da vize kalkıyor. Ben de bir gel şimdi. Ama şeye kadar götürüyorlar işte o. Saca kadar, ondan sonra sana göstermiyorlar da. Olsun. Olsun dersin. Tabii. Şimdi ama biz ise, niçin anlattım, iman ta Moğolistan'dan, Tunus'tan, Çeçenistan'dan, Güney Afrika'ya kadar iman bir münasebet kattı. Dünyada, ahirette, Adem Aleyhisselam'a ip attı. Yetmedi iman Allah'a, kainatın kuruluşuna, kainatın sonuna. İman insanı nasıl külli ediyor ya? Adam cüz'i ve basit yani bir. Bir varmış, bir yokmuş. Ölüm fizikselmiş. Pil bitmiş, pşşş. Papazım bana dedi, ölüm pil bitmektir dedi. Pşşş. Pili ne yapacaksın dedi, atarsın çöpe dedi. Ruh nedir? Pilin içindeki enerjidir dedi. Peki dedim, o pili dedim, müzik çalmıyor mu dedim yani pil. Radyo, teyip falan çalmıyor. Ha, pil öyle uçmadı ki. Sese dönüştü dedim. Müziğe dönüştü. Yani bunun pili yok mu? Ceset, adam o zaman bir şey demedi. Ceset bedendir. Batarya hayattır. Program ruhtur. Siz bunu kamera çekmiyor musunuz? Ses çekmiyor musunuz? Din konuşmuyor musunuz? Batarya bitiyor mu bitmiyor mu? Ama batarya bitmesi demektir, video olması demek. Batarya videoya dönüşüyor. Pil şimdi bitti mi? Hakikat değişti. Ölüm böyle bir şey. Sen kardeşim hayatın bunun içerisindeki pildir. Ve karanlıktır pil. Pil içinde enerji ses olabilir. Mail atabilirsin. Video çekebilirsin. Bir sürü iş yaparsın. Öyle mi? Her şey olabilir değil mi bu? Batarya, ceyran, neresinde belli değil. Ama videoya çekiyorsun. Öyle bir kaliteli video çektin ki abim. Belki de 100 tane bu telefon gibi bir telefon alırsın. Öyle bir video yakalasan. Öyle mi? Bu bataryayla. İşte arkadaşlar, aynı buyuz. Bataryamız şu anda bitiyor, filme dönüşüyor ama.
bitiyor, filme dönüşmüyor. Bitme anında film oluyor. Sıra yok. Elektronikte sıra yok. Bitmesi demektir film olması. Film oluyor. Şimdi bitti mi bizde? Dedi ki at çöpe. Ama öyle bir film çekersin ki bu telefonun 2-3 katı karını alırsın, satarsın. Ama öyle bir şey yaparsın ki hiçbir işe yaramaz. Çektiklerin hiçbir işe yaramaz. Sen bile bakmazsın. Belki de mesuliyet getirir. Casusluk yaptın, bilmem ne yaptın. Atarlar seni çöpe. Tamam. İşte arkadaşlar, insan telefona benzer. Kart imandır. Kart numaran imanın seviyesidir. Şebeke hangi şebekesin? Vodafone mu, Turkcell mi, Telsin mi, Avea mı? Mezheplere işaret. Uydu haşa Allah'a işaret. Batarya hayata, ekran dimağa, program ruha. Batarya da ömür. Bitiyor. O zaman ömrüm bitmiyor, film oluyor. Adı neydi? Emre mi? Yok. Abdurrahman. Ne, batarya ne oluyormuş abi? Ömür. Ömür, film oluyor. Pil, film oluyor. Film çekiliyor. Bak şu anda ses çekiyor, biliyor musun? Batarya bitiyor ama ses oluyor. Bitti mi sayılır? Başka bir şey oluyor. Bitmek yok. Fiziksel bir sönme yok. Hakikat değiştirme var. Onu anlattım papaza. Pil bitmiyor. Başka bir şey oluyor. Böyle durdu. Hiç ses yapmadı. Allah Allah. İyi ki Allah var. İman ne yapıyor bak, ne yaptı? Bir, intisal, münasebet, alaka vasıtasıyla, ittisal cihetiyle insanın şu cüz'i, hususi dar alemini genelliyor. Dünya, ahiret ilişkisini kurduruyor. Doğudan, batıdan, bütün Müslümanlarla alakadarsın. Her şeyle alakadarsın. Umumi mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda eder. O halde ikinci derecede vücudu şahsisten başka hassiz bir vücudu, o şuuru imani, intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığıdır gibi, varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtığı aç teskin edilir. Bak bir müjdeye bak. Ne dedi biliyor musun? Bir tane manası şu. Senin bir vücudun var. Ne kadar alakadarlık ettiğin şeyler kadar ayrı bir vücudun var. Adem Aleyhisselam'a iman ettin. Ne aldın? Şu. Adem Aleyhisselam'a iman etmeksek ne olur? İman gider. Değil mi? Peygamberler iman farz. Peki iman etmesem imanım gidiyor da o zaman iman etmenin bir karı olması lazım. Bunun zıttı kadar. Lan bu tek artı 2 diyebilmen için eksi 2 olması lazım değil mi? Artı 2 diyebilmen için eksi 2 olması lazım. Z dediğince imansız oluyorsam kabul ettiğim zaman zıttı olması lazım. Onun amelini, onun bütün ubudiyetini ortağı. Ne oldu o zaman? İman beni ta Adem Aleyhisselam'ın 2000 senesini bana verdi. Benim ömrüm oradan başlamış. O zaman benim ömrüm zaten orada var yani. 2000 sene oradan var elhamdülillah. 950 sene Nuh Aleyhisselam'dan bende var cebimde. Tamam, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı da cebimde benim. 124 bin peygamberin hayatları aynı benim. Buna bu hikaye değil, hayal değil ha. Kabre girince göreceksin bunu ne demek olduğunu. Ben gene tatmin değilim. Vallahi Adem Aleyhisselam'dan ben başlayamam. Niye başlayamam? Diyor ki Allah Allah. Tabii ya. Benim fıtratımda Adem Aleyhisselam'la da olmaz. Daha arkaya. Daha arkaya istiyorum. Daha acayip, daha. Dur bakalım. Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 756. فَاَنَّمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجُلَّا Ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-ı sitteden hangi bir cihette olursa İnsan tenevvür eder. Altı cihet. Hatta mümin olan bir insanın, şuraya kaçırmayın. Hatta mümin olan bir insanın
dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Adem Aleyhisselam değil. Dünyanın kuruluşundan, dünya kuruldu ya Mehmet abi. Dünya kurulduğundan beri amelin çalışıyor. Manevi bir ömrün var. Sen yaşamış gibi ama hiç günah yok. Hep sebep yapmışsın gibi olacaksın. Sonra ve insanın bu manevi ömrü yetmiyor daha. Ben dünya kuruluşuna da tahammül edemiyorum. Ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. To benim ömrüm Allah'ın ezel isminden ebed ismine kadar. İnsan olmadığı yerde hasenat var mı? Var abi. Nasıl veriyor biliyor musun? Kan mesela Allah'a iman ediyorsun. Allah'ta insan mı var? Allah kendisini veriyor. Allah kendisini veriyor. Allah'a iman mı ettin? Allah'ı kabul etmenin bedeli zatının nurudur. Tak sana veriyor. Allah bak sana ne verdi. Bak iyi dinle. Aa, burada mıyız? Bak Allah sana ne verdi. Sen bak Allah'ın kıymetini bil. Ne? Allah'ın kıymetini bil. Rabbinin kıymetini bil. Allah'ının kıymetini bil. Bak ne verdi sana. Sen iyi düşünün soru soruyor. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğin kişiye verir misin? En çok sevdiğini namusun değil. Yani imandan hariç. Veya başka bir şey. Bak en çok sevdiğini hiç sevmediğin, nefret ettiğin gördüğün zaman miden bulanıyor. Ona verir misin? Gönül rahatlığıyla. Verme. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İman. Onu sana verdi. Allah'ın en çok sevdiği sana vermişse ki mecbur değil Allah, seni seviyor. Seviyor ki verdi. Burada olamazdın yoksa. Hocam şu mu oluyor yani? Burada bir soru işareti var. Yani bize verdiği imandan bahsediyoruz. Şimdi biz Müslüman olarak imanı bize verdi, gayrimüslimlere vermedi. Ha acaba? Ha orada bir... Evet acaba ben istemediler onlar. Evet. Yoksa cibir oldu. Onlar iman etmek istediler de mi Allah vermedi? Sana şöyle diyeyim. Parayı demiyorum. Sen insansın. Haşa Rab değilsin tövbe. Esnafsın biliyorum seni. Adam, kadın bir tanesi gelse. Para istemiyor. Açım. Yemek de istemiyor. Bana bir ekmek ver. Ekmek parası verme. Ekmek. Verir misin vermezsin. Doğru söyle. Ekmek istiyor. Herkes verir. Paradan bir şey yaparız. İstismar edildiğimizi. Bilsek ki istismar edilmiyoruz hakikaten onu da veririz. Ama dese ki bak beyefendi senin ekmek para istemiyor. Ekmek parası da istemiyor. Senin yediğin ekmekten bana bir parça ver. Vallahi sofrayı veririz. Koşa koşa. Abi. Koşa koşa veririz. Vallahi veririz. Her şey veririz. Ha, sen ki verirsin de Allah'tan istedik de mi vermedi? Sana bu vermeyi veren o değil mi? Sana bu vermeyi veren vermek istemez mi? Eğer Allah vermek istemediyseydi sana vermeyi vermezdi. Sendeki ve bütün insanların toplamı kadar en az Allah'ta vermeklik var. Bütün insanların cömertliği, bütün insanlardaki vermeklik özelliği Allah'tan gelmiş. Hepsini topla Allah'a ver. En az insanlardaki vermeklik kadar Allah'ta verme özelliği var. En az. Bir tanesi bugün dedi ki, ondan sonra, ha, bak senin yanında oturuyor. Ağamız. Dedi ki, haşir meydanı dedi, bizi unutma dedi. Dedim, yaşlı kaç yaşındadır? 77. 77. De bana dedi ki, bana, haşir meydanı da beni unutma dedi. Ben, duyuyorsun değil mi? Biraz ağır duyuyor. Ağır duyuyor. Hissediyor ama. Tamam. Ben ona dedim ki hanımdaydı. Sen beni unutma da benimkisi kolay eğer adı. Dedi ki ben dedi orada seni hatırlayıp eğer bana bu fırsatı verse hiç durur muyum dedi ya. Bana şimşek ne çaktı biliyor musun? Ona sana bunu söylettiren
ve sana bu özelliği takan, ulan beni de bırakmaz ya. Ona özelliği vermiş. Niye vermiş? Sahiplensin diye. Bunu veren de olmaz mı bu? O zaman korkmuyoruz, hafifliyoruz ondan. Allah çok lezzetli bir şeydir. Korkmuyorsun, hafifliyorsun. Enteresan. O da kadar. Allah o kadar lezzetli ki, sana şu anda lezzeti veren o. O lezzet nedir biliyor musun? Şu anda huzur yok mu? O, onu, ruhun emiyor onu. Ha, bunun 70 kat lezzetini düşün. Şu anda yürüyorsun o. Ruhani bir lezzet yok mu artık? Ha, ruh Allah emiyor demektir şu anda. Herkesin derece derece, kimisi manyak gibi oluyor, kimisi meczup oluyor da. Kimisi de diyor ki, ulan ne diyor ya, manyan birisi mi, deli birisi, ne diyor bu? Bak bir de okuyayım şurayı. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü baba yetmiyor. Dünyanın kuruluşuna yetmiyor, kanaat edemem. Ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitte'yi tenvir eden iman sayesinde, iman altı yönü nurlandırıyor. Kafir anı yaşar. Geçmişe geleceği yok. İman ise geçmişe, geleceğe, geleceğe yapıyoruz. Niye o bine yaptın? Niye o hayırka sanat yaptın? Niye aç diktin? Niye hizmete koşturuyorsun? Niye geçmişinde tövbe ediyorsun? Kafirin tövbesi yoktur. Biliyor musunuz? Kafirin duası yoktur diyor Allah ayette. Neyi dua edecek kafirin? Hristiyan ol. Yani ya Rabbi geçmişimi affete, bilmem şeyimi affete. Tamam. Yani batıl dahi olsa Hristiyanlıkta kafir derken Allah inkar eder. Hristiyanlar Allah inkar etmiyor. Şirk yapıyor. Kafirde dua yok ki. Hristiyanlıkta var yani. Yani bir din, bozulmuş dinlerde var. Yani geçmiş yok ki kafir. Kafir inkar eder. Anı yaşıyor. Ama Müslüman öyle mi? Adem Aleyhisselam'dan geçmişten cihatisi de medet alır. Ve ne olur iman? Şu dar zaman ve mekanı genişlenir. Korkuyorsun ya, ne yapacağız önümüz şöyle. Lan önümüz ahiret mi? Önümüz ne karanlık? Allah Allah. Önümüz karanlık, ne karanlığı? Allah vaat ettiği yer karanlık mı olur? Pasaport dairesi var, aşacağız inşallah. Adres belli olmadı mı? Evet. Adres belli değil. Adres belli değil, belli değil ama herkes aman aman vicdanen adresini koyuyor gibi paşam. Aman aman vicdan Allah hissettiriyor. Var yani. Şimdi ben şöyle, Allah tabii biliyor, haf vereceğim. Yani ben Allah'ım böyle, çok ümitliyim Allah'ımdan. Dünyada en lezzetli şey nedir biliyor musunuz? İmandan sonra Allah'tan ve ahiretle ümitli olmak. Daha bundan büyük saltanat yoktur. Ömer abi, bak Allah ile ve ahiretle ümitli olmak. Allah ile. Benim Allah'ım, şu anda ben bu konuşurken sanki ben ölmeyecek miyim? Ben de senin gibiyim de ben seslendiriyorum. Ama duygularımı söylüyorum. Allah'tan ümitliyim, ahirette de ümitliyim, dünya bana keyif veriyor bu sefer. Ama iman gücünden sonra. Evet. Yani iman gücü şu Mehmet abi. Beş vakit vaktinde kıl, akabinde tesbihat yap, haftada bir gün derse git, her gün iş yerinde 5-10 dakika risale oku, bir. Başka bir şey yok. 5-10 dakika oku. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Korku günahlarla için verilmiş yani. Günahları istiyoruz mesela. Evet. Onun için verilmiş. Evet. Günahlara karşı korkun diye verilmiş. Evet. Onun için korku Allah için verilmemiş. Günahlara karşı verilmiş. Korku cehennem içindir. Evet. Haf Allah içindir. Korku cehennemdir ve günaha karşıdır. Haf Allah'a karşıdır. Çünkü hafullah'ta lezzet vardır. Korku şu, ile haf arasında fark. Şimdi insan korktuğu şeyden kaçar. Haf ise bebekte olur, bir yaşındaki çocukta. Annesinden şefkati tokatı yedikten sonra babaya mı gider, gene kime gider? Ama ondan tokat yedin, gene ona gider. Bu haftır.
Mesela Allah'tan korkarız ama ümitli korkarız. Ümit var. Allah'tan ümidini artırdın mı kalitesini? Dünya benim. Kral benim. Kral sensin dünyanda. Bu büyük bak iman. İman ne yapar? Bir insana girdiği zaman dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Geçmiş, gelecek, arş, kürs, cennet, cehennem iman sayesinde bir hane gibi olur. Oda, mutfak, yatak odası, salon, bilmem ne. Öyle olur. Oradan oraya geçersin, oradan oraya geçeceğiz. İman sayesinde oluyor lan. Hane gibi oluyormuş ya. Allah Allah ya. Ne kadar kaliteli bir şey ya. Evinize işe alıştığınız şey yok, korkuyorum. Ama yeni bir ev, ya bu sana aldık. Gel bir bak hele. Acaba nasıl odadır, salon nasıl, tuvalette nasıl? Yani insan böyle merak ediyor. İşte bir o var işte. Yani çekince, çekingenlik var. Niye? Günahlarımız var. Varsa da cemaatin şahsı manevisi var. Dün akşam ders yaptık. Şahsı manevi canlı ve ruhlu ve hayatlı olduğunu. Sekerat anında insana nasıl yardım ettiğini ders yaptık. Sekerat anında nasıl imdada geliyor? Hocam korkmak bu arada imandan gelmiyor mu? Korkmak imandandır tabii. Evet. Yani biz cehennemde ve günahtan korkuyoruz. Evet. Allah'tan haf ediyoruz. Yani şöyle Lazca anlatayım. Çocuk babadan korkar, anneden haf eder. Annetten korkmanın içerisinde ümit var. Korkuda ümit yok. Yani korkunun içerisine, korku bir kimyasal düşün. Onun içine ümit koyarsan haf olur. Korkudan ümit alırsan o zaman korku olur. Haftan ümidi çıkar, korku kalır. Annenin korkusu iyi bu arada. Annenin haf diyelim. Evet. Kaliteli. Evet. Tokat yeriz ama gene zevk verir tokatlar. Evet. Ulan anneden tokat yiyorsun. Babaya gitmen lazım. Gene babaya, anneye gidiyorsun. Senin anne bir tane vardı, bizde bir vakıf vardı. Kafadan eksik. Bir gün duasına denk geldim. Gece ediyormuş. Demek ki dengeyi bozmuş ki sese dönüştürmüş. Hiç unutmuyorum. Şöyle diyordu. Ben de tuvalete kalkmıştım. Ya Rabbi ne istemişse. Şunu istediğim şeyi var ya. Senin yarattığın merhamet diye. Senin yarattığın merhametle annemden isteseydim, annemdeki merhameti sen yarattın. Senin yarattığın merhametli annemden vallahi bunu isteseydim, o merhametle bana verirdi. Annemin merhametini yaratan Allah'ım, senden istiyorum bunu dedi. Sonra ama senelerce ağladı. Ben nasıl dua ettim, ya Rab kaldır dedi. Nimeti verince fazla geldi motor. Fazla oldu. Ama Allah da açtı. Açtıkça da sıkıntıyı başladı. Onun için bazen en büyük ikram vermemekle yapıyor. Bazı insanları zenginlikle Müslümanlığı tutunuyor. Müslüman zenginle durabiliyor. Bazı Müslüman zenginlikle durabiliyor. Bazı Müslüman zenginlikle sapıtıyor. Fakirlikle Müslüman kalabiliyor. Bazı insanlar vermeyle, bazıları almayla, bazıları dinlemeyle, bazıları anlatmayla devam ediyor. Acayip Allah'ın icraatı. Sen seyret ya. Niye bana bunu verdi deme. Rol bu. Razı ol. Bana burada konuşturuyor, seni de orada dinlettiriyor. Ben konuştuğum gibi fazla sevap almadığımdan, sen dinlediğin gibi az, dinlediğin için az sevap almıyorsun. Öyle bir şey yok. İhlas. Samimiyet. Samimi oldu mu bu dahi? Sen benden fazla sebep alırsın. Sen de şu anda ihlasında şüphe yoktur. Bende var ama. Aa, bakayım Allah için mi konuşuyor? Bende bu rızkı var. Sizde bu rızkı yok. Sen mesela vay be ne büyük adamdır. Şurada karabalıkta oturuyor sıkışmış. Terden soluyor adam. Ne büyük adam o desinler diye nasıl oturacaksın? Çekip gidersin ya. Ama benim öyle değil. Benimkisi risk taşıyor, seninkisi taşımıyor. Hocam şey gibi oluyor. İmamın arkasında namaz kılma gibi. Ha! Sorumluluk imamın. Ha, velet talin amin. Cemaat olmanın güzelliği. Evet.
Allahu Ekber. İstersen Subhane de oku, ister okuma. Vallahi niyet ne yaptı, yanlış mı yaptı hiç umurumda değil. Böyle dar inanmıyor. Namazınız kesin olmasını istiyorsanız imama tabi olun. Evet. Ama onun hiç şansı yok. Olmasa bile Allah sana hazinede verecek. Evet. O için imam olmak zordur. Ama çok güzel dinimiz var ya. Hocam, Hazreti Ali mi diye bunu acaba, sakın imam olmayasın ha. Sakın devlet adamından biri olmayasın ha. Ya, evet, o demiş ya. Niye imamsız mı kalacak? Bilerek değil de yanıldı, bilmeyerek yaptı yeter. Mehmet, ne oluyor? Hep sana geliyor. Bu doğru mu acaba? Doğru, doğru. Yani mesuliyeti böyle, ümmet vermedikçe alma diyor. Ümmet seni itiyor. Yani fıtri şeyler gelişiyor. Mesela cemaatlerde böyle önde gitmeler fıtri gelişen bir şey. Kendi talebiyle olan bir şey değil. Fıtri gelişiyor. İmamlara da bir müjde olmasınız mı? Yoksa kimse yapmaz. Evet. Herkes kaçar. Ama imamın müjdesi de desek bu sefer şimdi herkes ben imamım. Çok tabii. En azından müezzini söylüyor. Haşir meydanında böyle baktığın zaman en uzun boylular gözükecek, oradan filiz gibi. Kim bunlar? Bunlar müezzindir diyecek. Herkese böyle bakacak, birbirlerine temas ettiği zaman onlar yukarıdan bakacaklar böyle. Müezzinler öyleyse imamlar da düşünürsün. Adam. Ama bir şey ne kadar risk taşıyorsa, artı iki ise eksi ikiyi taşıyor demek. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. İmam bak, kabir, ahiret, cennet, cehennem, ezel, ebed hanesi gibi yapıyor imam. Ya bu ne diyor ya bu adam? Ya bu biraz böyle bu konuştuğum şeye biraz kafa yorsak var ya bak, imanla dünya, ahiret, haşir, cennet, cehennem, arş-ı azam, geçmiş, gelecek senin bir şey gibi ya, hane gibi oluyor. Yapıyor yani, iman yapıyor. Yani aradaki mekanı ve zamanı kaldırıyor. Biliyor musunuz? Zaman canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur. Kime nasıl tesir yapacağını biliyor. Onun için herkese zaman farklı akar. Farklı tesir etmesinin sebebi zaman şuurlu olduğundandır. Zaman şuurlu. İnsanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur, aralarında uzaklık kalkıyor. Yani kabirle dünya, geçmiş, ahirete gidince bakacaksın oradan bu tarafa, vay, dünya ahiretin menziliymiş. Balkon var ya balkon, o dairenin balkonuymuş. Dünya ahiret üzerine tenteneli perdeymiş. Örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Buz nerededir? Su oradadır. Buz dünyadır, su ahirettir. Odun neredeyse, duman da nur oradadır. Odundan kasıt dünyadır. Odundaki nurdan kasıt cennettir. Odundaki dumandan kasıt cehennemdir. Hepsi onda. Ya? Oh, iç içe. Aynı yerdeler. Bak burada ne dedi? Şuur, iman ile intisap oluyor, bir bağlılık oluyor, münasebet oluyor, alaka oluyor, bizi bağlıyor. Güya mülk var ya, mülk sevgisi de, amik obası versen Çukuralay da ister adam. Böyle bir şey yani. Dünya versen mümkün ne? Bizim memleket bir laf var, burada da mı var? Senin gözün ancak toprakta duruyor. Var değil mi burada da? Ha, şimdi kardeşim ne öyle diyor? Ne verirse ver doymaz. Neyle doyarsın biliyor musun? İmanla. Allah senin midir? Allah mülkü senin oluyor, tatmin oluyorsun. Gördün mü bak? İbrahim mal istiyorsun değil mi? Para mal istiyoruz yani. Allah aldın mı? Allah senin, Allah'ın nesi varsa senin. Çocuk ne diyor? Babayla o kadar fena olmuş ki babasının malına babamın demiyor. Bizim. Benim diyor. Sahipleniyor diyor. Benim diyor da. Benim sahiplenmek diyor.
Çocuk babamın babasının kendisiyle farklı görüyor mu? Peki babasınız. Çocuğunuzdan bu mal benimdir, çocuğun değildir. Böyle bir şey var mı sizde? Yok onu ya. Yani duygusal bahsediyorum. Şimdi bir baba çocuğuna kendisine farklı değil. Yani benim demek ne demek? Çocuğun demektir. Daha çocuk yani. Çocuk baba ne demek? Benimdir. Eğer baba oğul ilişkisi gibi Allah kul ilişkisi gelirse var ya, Allah kiminse Allah'ın her şeyi de onun olur. Bu sefer malla düşkünlük tatmin olur. Başka olmaz. Cennet bile tatmin etmiyor ki adamı. İsteğine ver onu, bana senin gereksinin diyor. Gene rüyet istiyor değil mi? Rüyet istiyor. Kendisini istiyor yani Allah. Ya Allah senin oldu mu? Ne istiyorsun ya? Allah senin oldu mu? Allah'ı böyle arkadaşlar fikredeceğiz, hissedeceğiz, bahsedeceğiz, zevkedeceğiz. Böyle derslere giderek, kitap okuyarak, tesbihatı yaparak. Yani bunları yapabilmen için, abi ceyran yok nasıl yapayım? Televizyonlardan uzak duracağız. Cep telefonlarından, oyunlardan uzak duracağız. Uzak durdukça bunlar çok kolay. Ya ben nasıl namazı vaktini kılacağım? Efendim haftada bir gün dersi, 10 dakika ben kitabın aksını okuyacağım tek şartla. Bir şey yapmana gerek yok. Terk et bazı şeyleri. Abi ben nasıl terk edeceğim? Terk edenlerle beraber ol. Yapamıyorsan, yapanlarla beraber ol. Merhaba sen sigara içmiyorsun. Sigara içenle dolaşınca, ay içiyor musun lan? Yok lan beni kullanmıyorum. Bir direndin, iki direndin, üç, ya ver lan bir tane ben bir bakayım. Hadi öyle tane de mi? Terk edenlerle beraber oldun mu? Ya bunu terk... Hani var ya bizim menkibi anlatırlar. İki arkadaş varmış burada. Bir tanesi namazlıymış, bir tanesi değilmiş. Namazlı demiş ki ben namaz kılacağım gel demiş. Sen de gel işte beraber kılalım. Namazsız demiş ki yok demiş ben şimdi yapamam. Sen git demiş kapıda bekleyin. Adam girdi. Bekle bekle çıkan yok. Bekle bekle çıkan yok. Ya sen son çıktın. Neredesin dedi ya. Bırakmadılar dedi. Ya kim bırakmadı seni? Seni içeriye koymayan beni içeriden de dışarıya bırakmadı. İçeri sokmuyor. Kardeşim şaka demiyorum ekibe değil. Vallahi Allah huzuruna almıyor. Layık olmadığı için, istemediği için. Girdi göreyim hadi canım. Secde yapmak kolay olsaydım Firavun eder. Bir tanesi demiş, oğlum beni camiye sokma demiş, şimdiye kadar gitmedim demiş. Ya. Yani şimdiye kadar girmedim bu camiye. Öyle, o, evet camiye girmeyecek ama o toprağın altına öyle bir girecek ki. Peki, bir tane de okuyayım bir paragraf da kesiyorum. Ondan sonra programımızı demiştik. Bir, berat olduğu için arkadaşlar en az bir gün kaza kılmadan gitmeyin. Giderseniz evde yapmayın. Bir en az cüzünüzden en az bir hisp okuyun. Hiç okumayı bilmeyen. Bir cüzde 4 hisp var. Bir hisde 4 sayfa, 5 sayfa var. 4-5. Bir cüz toplam 20 sayfa var. 10 yapraktır. Hanımla, kızınla, oğlunla şey yapın, paylaşın. Yani bir sayfa okuyun. Hiç okuyamazsan bir sayfa ya bir yüz okuyun. Bir günlük kazak. Bir cüz oku, okuyamaz mıyım? Ondan sonra geçmişini en azından 100 defa estağfurullah, estağfurullah, geçmiş günahlarını hayal et. Estağfurullah, aman aman yarabbim, estağfurullah, aman aman, estağfurullah. İstiğfar et diye. Tamam. Gerisi sana ait. Çünkü belki ölürsün, lazım olur dediklerim sana. Ölürseniz kesinlikle işinize yarayacak ama ölmeyenler yapmaz. Gerek yok. İslam abi şey istiyor. İslam abi lazım olmuş herhalde o şey söylemiş ya. Rahmet eylesin. Devam edin. Allah Allah. Ben ne yaptım biliyor musun? Hocam geldi. Hocam otur. Sen de bu da hoca, bu da muallim. Ha bu da aşağıdaki hoca değil mi? Süleyman maşallah ya. Hocalar bunu bereket. Yok o değil. Tekin imam hocam. Ha öyle mi? Ha ha o. O da benziyor, benziyor. Ha benziyor değil mi aşağısı? Şimdi merak ettim hocam şey bir kardeş vefat etti. Çok samimiydi.
karısının bileziğini satıp karısının bileziğini sattı. Köyden şehre derse götürüp götürmek için insanları. Bu için yapmış. Söz verdi, ödeyeceğim dedi. Ama bu insanları köyden şehre derse götüreceğim, param yok. Kadına verdi, böyle bir adam. Bu adamı merak ettim. Acaba ne oldu? Vefat edince, ben de merak ettim. Manyağın birisi işte. Merak ettim yani. Ne yaptı dedim böyle. Bir tepede oturuyorum böyle. Böyle vadi. Böyle vadi. Ortada dere akıyor. Yani bizim köy yani. Köyün başı. Şöyle vadi. Vadi. Sonu deniz. Böyle ben de o vadilerin bittiği Kaçkarların orada bir tepede oturuyorum. Seyrediyorum. Bir baktım böyle deniz ya Karadeniz böyle gözüküyor. Oradan baktım bir nur. Bir Allah. Baktım aa. Kesifleşti, donmaya başladı, insana benzedi. Böyle bir adam geliyor. Ay belden aşağı yok. Böyle. O havaya aa baktım bu adam. Bu adam geliyor. Orada durdu. İslam abi dedim. İslam abi. Durumun nasıl? Çok iyi. Böyle yapıyor. Çok iyi. Çok iyi. Ve bundan sonra bize ait söyledi. Bak ne diyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Acaba bu hizmetler orada nasıl gözüküyor? Bir haber verse. Bu dersler falan, dershaneler. Bu okumalar, namaz, niyaz. Orada biraz da merak ettim. Nasıl gözüküyor? Yani yeni gittin de bir söyle de yani. Bir haber yani, bir şey yap yani diye. Öyle düşünmüştüm. Çok iyi, çok iyi dedikten sonra şöyle yapıyor. Gülerek, ağzı burasına kadar geliyor. Devam edin, devam edin, devam edin. Devam et demiyor. Devam edin. Bırakmayın, bırakmayın. Bırakmayın ama yankı geliyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor dedi. Geri geri gitmeye başladı. Hop yok oldu. Orada çok güzel gözüküyormuş bu süçema. Peki öldü, yok oldu, hiç değil gittiyse kim, nereden, kime, neyi haber getiriyor? O kaza namazıyla alakalı bir şey vardı, anı vardı, o nasıl da? Hangisi abi? Hani kaza namazı, iyi ki söyledin, ben onları şimdi yeni zor bitirdim, bu kazaları yapmasaydım. Ya, acayip şey. Hikmet-i ilahiye defterine gözükmüş, çizmiş, vefat ettiği gün son kazasını kıldığı gün. Allah ya, ben ne yapacaktım dedi, uzun olmasın. Onlar ben kılmasaydım. Defterim diyor, imandan sonra ilk amel açıldı, kazalarıma geldi, ödedi, ödedi, ödedi deyince oh, ben onları kılmasaydım, ben ne yapardım? Ya. Son paragrafımızı okuyorum. Hem o şuuru imani, iman iki tane, iki vasfı var. Bir, imanın sana kazandırdıkları. İmandan sonraki nokta, şuuru imani, sana kazandırdıkları. Bazı yapabildiğin, imanla yaptıkların. Şuuru imani sonundaki inin takkesi olursa imanın içine giriyorsun. İmanın sana kazandırdıkları değil, imanın seni taşıdıkları. İçine giriyorsun. Yani dışarıdan bakınca araba seni götürüyor. İçeriden bakınca sen arabayı götürüyorsun. Anladın mı? Yani bir bakıyorsun dışarıdan, tamam mı? Mal seni taşıyor. İçeri bir giriyorsun adamın şey dünyasına, mal mülk adamın içinde. Duman olmuş. Hani araba misali gibi. Dışarıdan bakınca araba götürüyor. Gir içeriye, şoför arabayı götürüyor. Şimdi dışarıdan bakmak iman. Şuur imani nokta inin noktası var. Şuur imani mensubiyet getirdiği için imanın içeriği seni taşıyor bir yerlere. İşte şuur imani
ve intisap ve münasebet ve alakadarlığı cihetiyle bütün ehli kemalata karşı bir uvvet peyda oldu. Yani mesela kafirde bahsettik yarım saatini. İmansızlık geçmişini de yok, geleceği de yok. Onun için kafirin duası yoktur. Neye dua edecek? İnanmıyor ki geçmişine tövbe etsin, geleceğine dua. Dua gelecek yeri açmaktır. Dua edebilmek geleceği imanla olur. Geleceğin imanının hakikatidir. Yani geleceğe bir köprü kuruyorsun. Bir dağda yol açıyorsun. Geleceğin simgesidir. Geleceğin önünü açandır. Dua. Tamam mı? Önünü açıyor. Onun için lezzetlidir. Namaz kılmak bir derece olur ama namazdan zordur dua yapabilmek. Böyle. Dua yaparken ha. Hiç yapamıyoruz. Dua çok zor. Taş ocağında çalışır, dua yapmak zordur. Dua çünkü sır imandır. Sır ubudiyettir. Çünkü halis bir iman var duada. Birisi var, beni duyuyor. Birisi var, beni duyuyor. Ya Rabbi. Allah Allah. Onun için geleceği aralıyor. İşte o rüya. Kim, nereden, kime, neyi haber getiriyor? Eğer ölen yok oldu, hiçliğe gittiyse kim nereden haber gönderiyor? Ya. Kim, nereden, kime, neyi haber veriyor? O babamın mesela rüyadaki gibi. Babam vefat ediyor. Ne bileyim herkesin dünyası ayrı, arkadaşı ayrı. Babamın arkadaşları böyle birbirine şaka yaparlardı. Yani camide böyle paltolu. O mendil alır, mendil koyar, tesbih alır, tesbih koyarlar böyle. Ondan sonra babam da böyle yazın köye, kışın İstanbul'a camiye gidip böyle arkadaşları. Meğer babam birisinin cebinden böyle şakayı alıyor. O sonra ertesi gün veriyor. Çakıyı almış koymuş cebine. O da mendil alır. Tabi öyle unutmuş derken ertesi gün de köye geliyor. Yuvarlanıyor, beyin kanaması ölüyor. Sonra ben tabii büyük oğlum, üçüncü gün taziyedeyiz. Üçüncü akşam şöyle bir rüya gördüm. Bak, nerede bileceğiz babam ar çevresini? Ben bilmiyorum ki benim çevrem başka, onun çevresi başka. Bana dedi ki, oğlum dedi, yastığımın altında dedi çakı var, onu sahibine ver dedi. Bir rüya, tamam. Uyandım, sabah namazını kıldım, hiç unutmam. Ulan dedim, duasını yap bana, bakayım yatağına dedim. Şu yastığın altına katın çakı var. Bir baktım ki çakı orada. Fe subhanallah. Acayip oldum. Neyse o taze bittikten sonra koydum cebime. Babam İstanbul'da falan oturduğu yerde. Tabii hocam, arkadaşım hocaya söyledim. Dedim ki babamın çaresi kim neyse. Şunlar şunlar. Ondan sonra dedi ki en samimi Malatyalı bir peynirciymiş. Ona dükkanda yaşlı bir adam sakalı. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Buyurun dedi. Sen dedim böyle bir adamı tanıyor muydun? He dedim. Bu dedim bunu tanıdır mı dedim. Çakıyı gösterdim. Nerede buldun bu benim çakım dedi. Dedim böyle böyle oldu. Ay ayakta dinliyor. Almadı orada duruyor Mehter Bey. Adam orada duruyor. Böyle böyle oldu o çakı yok. Dinle dedi biliyor musun? Ötelerden gelen haberle bana ulaşan çakımı ver dedi. Şimdi hepinize soruyorum. Babam yok oldu, hiç oldu. Kabire gitti. Gittiyse kim, babam, nereden, kime, bana, neyi haber getiriyor? O ki yok oldu, hiçliğe gittiyse, benim bilmediğim o çakıyı, kim o yastığın altında olduğunu, onun olmadığını, ya nasıl söyler ya? Hani hiç olmuştu? İşte iman, senin dar dünyanı geniş yapıyor. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, Moğolistan'dan Tunus'a kadar, Çeçenistan'dan Güney Afrika'ya kadar. Başka? Adem Aleyhisselam'la iman etmeyle sebabın oradan başladı. Yetmiyor gene. Ezelden ebede kadar. Bak iman nasıl kanatlarını açtı? Bütün ehli kemalata karşı iman bir uhuvvet temin eder. Mesela etmedin iman peygambere Adem Aleyhisselam'a kafir oldun. Ettin
Artı iki. Eksi iki lazım. Demek ki benim amelim Adem Aleyhisselam'la başladı. Ortak oluyorsun. İman etmeyle amelin ortak oluyorsun. Amelin ortak olmak demek ömrün orada başladı demektir. Bunu iman yapıyor. O halde baki sermedinin varlığıyla ve bekasıyla o hadsiz ehli kemal mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle. Yani iman gözünü kaldırıyor, toprak tabakasını kaldırıyor. İman o insanın bekaya gittiğini sana söylüyor. İmanı kaldırırsan işte anlattığım gibi Almanya'daki kadının yaptığı gibi. Yani geçmiş geleceği yok ki. Anı yaşa, ölümü de fiziksel zanneder. Mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle takdir ve tahsin ile merbut, takdir ve tahsin ile bağlı ve dost olduğu hadsiz dostlarının bekaları ve devamı kemalatı o şuur imanı sahibine ulvi bir zevk verir. Yani insanı en çok korkutan en büyük meselesi, mevzu bitti, dersimiz bitti. İnsanı en çok korkutan kabirin üzerini kaldırıyor. Bu hayat serüveni içinde elestu bir rabbikum'den başlayan ruhsal bir tekamül ta ezelden ebede kadar cennette bile değil, orada bile devam ediyor. Rüyetullah'a kadar bir varlık sürecinin bütünsel haletini sana veriyor iman. Ta seni oraya taşıyor. İman etmeyle elestu bir rabbikum. Ta o zaman başlıyor. Reddettin ya, kabul ettin ya, reddedebilmek, kabul edebilmek, teklifi reddedebilmek veya kabul edebilmek sistemin çalışıyor demektir. Sistemin çalışmasa sana teklif edilir mi? Demek sistem çalışıyor. O zamandan seni iman oraya taşıyor. Uhu, cennet cehennemden daha arkaya gittin. İman isteğine ver onu, bana seni gerek seni cennetten de daha ileriye getiriyor. Bunun adı da ezel ve ebed diyor. Daire var böyle. İmanı bu kadar kanatları açtırıyor sana. Kabrin üzerine kaldırarak insana rahatça bir nefes almasına vesile olur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Malum gecemiz sabahlayacağız. Sabahlamak isteyen sabahlayabilir. Kaza namazlarımıza başlayacağız. Tutup şimdi hemen başlayıp okuyacağız çay vesaire. Hususi sohbetler var, çayım var, efendim namazlar var, hatim cüzleri almak isteyen, evine götürmek isteyen telefonlar var. Tamam mı? Yapacağımız bir, Kur'an'la, bir salı okumayla, ondan sonra kaza namazlarımızda, tamam mı? Hususi sohbetlerimizde inşallah devam edecek sabaha kadar. Bahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı mahselevâ.